Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Sultan Alaaddin Keykubat, siyasi ve iktisadi başarılarının yanı sıra ülkesinin bilim ve kültür yönünden de gelişmesine önem verdi. Anadolu Selçuklu sultanlarının bilime değer vermesinin geçmişi Büyük Selçuklulara dayanır. Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde yer alan Buhara, Fergana, Semerkant, Merv gibi şehirler aynı zamanda bilim ve sanat merkezleriydi. Türkler aracılığıyla bu gelişmiş şehirlerin kültürü Anadolu'ya taşındı. Anadolu Selçuklu döneminde bilim adamları, kendilerinden önceki bilimsel birikimden yararlanarak matematik, fizik, astronomi, kimya ve tıp alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptılar. Bu birikimler çoğalarak medreselerde ders olarak okutuldu. Bazı çalışmalar sultanların arzusuyla kağıda geçirildi ve basıldı. Bunlardan biri de El-Cezeri'nin kitap haline getirdiği çalışmalarıdır. El-Cezeri, Kitap Fi Marifet-il Hiyel adıyla yazdığı ünlü eseriyle şaşkınlık ve hayranlık uyandırır. Bu kitap, Anadolu Selçuklu Devleti ve beyliklerin o dönemde yaptıkları bilimsel çalışmalar hakkında değerli fikirler verir. Dönemi için bir mühendislik şaheseridir. Araç yapımındaki ustalığı, konuyu detaylı bildiğini gösterir. Cezeri, çalışmalarında antik dünyadan beri bilinen prensipleri kullandı. Bu prensipler, hava, boşluk ve dengeydi. Tasarladığı makineler ve düzenekler otomatik olarak çalışırdı. Çağının önüne geçmiş robotlardı. Kitabında hepsinin işleyişini ve yapılış amacını detaylarıyla açıkladı. Bu açıklamaları resim ve şemalarla destekledi. Fil su saati, El-Cezeri'nin en çok ilgi gören tasarımlarından biridir. Astronomi de bilimsel çalışmalar arasındaydı. Güneş,
ay ve gezegenlerin açısal konumları hesaplandı ve astronomi cetvelleri adı altında çizimleri yapıldı. Simya, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu Selçuklu ülkesinde de ilgi gördü. Ünlü simyacılardan biri de Cevberi'ydi. Cevberi, simyayı tanımlarken, "Bil ki bu sanat öyle bir sanattır ki, sanatların en güzellerindendir," demiştir. Cevberi, zaman zaman tıbbi konularla da ilgilendi. Bazı ilaç terkiplerini ve nasıl kullanıldığını ve çare olduğu hastalıkları yazdı. Alaaddin Keykubat, bilim ve kültür ile uğraşanları himaye etti. Moğollardan kaçan Türkistanlı ve İranlı alim, şair ve sanatkarlara kucak açtı. Bu etkileşim Anadolu'da bir zenginliğe dönüşecektir. Bir kültürel zenginliğe de dönüşecektir. Bu zenginlik Selçuklu çağında, Selçuklu'nun altın çağında çok önemli figürler, tarihi şahsiyetler de çıkaracaktır. Mevlana bunun bir örneğidir. Mevlana adıyla anılan büyük İslam mutasavvıfı Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de Belh'te doğdu. Babası Bahauddin Veled, yaşadığı çağın en bilge kişilerinden birisi, çok ünlü bir din ve bilim adamıydı. Bütün İslam dünyasında tanınır, Sultanül Ulema, yani alimlerin sultanı veya bilginlerin efendisi diye bilinirdi. Dalga dalga ilerleyen Moğol tehdidi, Belh sınırlarına yaklaşınca, Sultanül Ulema göç kararı aldı ve 1220 yılında çok yakın öğrencileriyle ailesinden oluşan küçük bir kervanla tam 8 yıl sürecek uzun bir yolculuğu başlattı. Kafilenin ilk durağı Nişabur oldu. Bir süre sonra Nişabur'dan ayrılıp önce Bağdat'a, oradan Kufe yoluyla Mekke'ye ulaştılar ve haclarını yapıp Medine, Kudüs ve Şam yoluyla Anadolu sınırlarına girdiler. Yolculuk bitmiyordu. Halep, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerinden Karaman'a geldiler. 1228 yılında Karaman'dan ayrılıp Selçukluların büyük başkenti, Orta Çağ'ın en önemli bilim, sanat ve düşünce merkezlerinden biri olan Konya'ya ulaştıklarında, arkalarında çok uzun bir yolu ve 8 yılı bırakmışlardı. Babasının yanı başında sürüp giden bu uzun yolculuk, Mevlana Celaleddin için mükemmel bir eğitim süreci olmuştu. Sultanul Ulema'dan bir miras gibi devraldığı temel bilgilerin yanı sıra, yıllar boyunca değişik ülkelerde tanıdığı, birbirinden ünlü, çok sayıda bilim ve düşünce adamlarından yansıyan, zengin, farklı ve değerli düşünce ve görüşler, Mevlana'nın öğretisindeki asıl unsur olan insan sevgisinin ve büyük hoşgörünün de temelini oluşturmuştur. Konya'ya yerleşmelerinden 2 yıl sonra baba Bahauddin Veled vefat etti. Bundan sonra genç yaşında geldiği Konya'dan küçük seyahatler dışında ayrılmayışı, şahsiyetini orada kazanması ve ününün oradan yayılması, Mevlana'nın bütün dünyanın tanıdığı Rumi lakabı ile anılmasına sebep olmuştur. Bahauddin Veled'in vefatından sonra onun en yakın talebelerinden Seyyid Burhaneddin, Mevlana'nın hocası olmuş ve Seyyid-i Sırdan diye övülen bu büyük alim, Celaleddin'in küçüklüğünde lalalık vazifesiyle başladığı eğitimi ölünceye kadar sürdürmüştür. Seyyid Burhaneddin'in ölümünden sonra geçen 5 yıl içerisinde Mevlana, Konya'nın 4 ünlü medresesinde yalnız ilmi bir hüviyet içinde hocalığa devam etmiş, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi klasik bilimlerle meşgul olmuş,
İran, Hint ve Arap edebiyatlarını incelemiştir. 1244 yılının Kasım ayında bir gün medreseden evine mahiyetindeki cemaatle birlikte dönerken bineğinin dizginlerine yapışarak sorular soran bir derviş, Hazreti Mevlana'nın hayatını değiştirmiş. Coşku ve vecd içinde semaya yönelmişti. Şems-i Tebrizi diye bilinen 60 yaşlarındaki bu büyük mutasavvıfla sohbetleri sürerken, onun 3 yıl sonra bir gün ansızın ortadan kaybolmasıyla başlayan ayrılık, Mevlana Celaleddin Rumi için yakıcı bir hasret döneminin başlangıcıydı. Ve Mesnevi başta olmak üzere belli başlı tüm büyük eserlerini bu dönemde verdi. Ezelde olan, daima yaşayan, bilen, kadir ve kayyum olan Allah'a yemin ederim ki, onun nuru, aşkın mumunu alevlendirmiş ve böylelikle yüz binlerce sır ayan olmuştur. Onun bir emriyle bütün bu alemler, aşklar, aşıklar, hakimler ve mahkumlarla dolmuştur. Tebrizli Şems'in tılsımı ile acayip alemin hazineleri saklanmıştı. Ayrıldığı andan itibaren biz mum gibi bütün tatlılıklardan uzak kaldık. Geceler boyu mumlar gibi yandık. Güzellikten mahrum kalınca cismimiz harap oldu ve ruhumuz da o harabelerde yaşayan kuşlara döndü. Göç zamanı geldi. Irmaktan sıçrama çağı çattı. Her şey helak bulur. Ancak onun hakikati bakidir. Bu sözün arda kalanı, dilsiz, dudaksız, ruhu diri olanın gönlüne doğar. Söyleme de sona erdi, ömür de. Müjdeci geldi. Artık bedenden kurtuluyor. Büyük eseri Mesnevi'nin tamamlanmasından kısa bir süre sonra Mevlana Celaleddin Rumi, 1273 yılının 17 Aralık günü gün batarken 44 yıl önce geldiği Konya'da hayata gözlerini yumdu ve babası Sultanül Ulema'nın bulunduğu yerin yanı başında toprağa verildi. Selçuklu başkenti Konya, Hazreti Mevlana'yı bağrına basmış, manevi varlığı ise tüm insanlığın gönüllerinde kendine yer bulmuştu. Selçuklu şehirlerinde sultanların kullandığı saraylar şehir merkezlerinde, bazen de iç kalede yer alırdı. Alaaddin Keykubat, büyük inşa faaliyetlerini sürdürürken, kendi adını taşıyan Beyşehir Gölü'nde Kubat Abad ve Kayseri'de Keykubadiye saraylarını yaptırdı. İşlek bir güzergahta ve daha çok göl kenarındaydılar. Bu saraylar, hanedana özel sayfiye saraylar gibiydi. Etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi. Bize Selçuklu saray mimarlığını en iyi tanımlayan yapı yahut da kalıntı Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kubat Abad Sarayı'dır. Bu önemli. Aslında bir sayfiye sarayıdır. Su kenarında yapılmıştır ama aynı zamanda bir devlethane gibi devlet hizmet birimlerinde barındırdığı anlaşılan bir saraydır. Çünkü surlarla çevrili bir alan içerisinde birçok yapıda oluşan bir külliye halini tasarlanmıştır. İbn-i Bibi hem Kubat Abad Sarayı'nı hem de Keykubadiye Sarayı'nı çok süslü cümlelerle anlatır. Cennetin bekçilerini kıskandıracak tarzda güzel bir suyun kenarında, yine onları kıskandıracak görkemde eyvanları, tonozları, süsleri olan binalar biçimde tarif ediyor. Kubat Abad Sarayı belli ki bir dönem sultanın önemli uğrak yerlerinden birisi haline gelmişti. Topkapı Sarayı'nın da benzer bir düzende şekillendiği anlaşılır. Her ne kadar eski Bizans Sarayı'nın olduğu alana yakın
bir biçimde şekillenmiş olsa da Fatih döneminden itibaren yapılaşma şekli Kubadabat Sarayı'nı hatırlatıyor. Kubadabat Sarayı esas itibariyle Keykubat döneminde şekillenmiştir. Tamam, ama ondan sonra gelen 2. Nikolaos'un Kiyos'a başvurması, bazı Selçuk sultanların da burada ilave onarımlar yaptığını anlayabiliyoruz. Buna dair izler var. Kubadabat bir gölün kenarına yarımadan üzerine kurulmuştur. Topkapı Sarayı da boğazın kenarındaki yarımadan üzerine kurulmuştur. Kubadabat'ta bir Suru Sultani vardır sarayın çevresinde. Topkapı Sarayı da böyle. Bir Suru Sultani'le kuşatılmıştır ve onun ana kapıları vardır. Avluların önünde. Her avlunun bir kapısı vardır. Bir nizamiyesi vardır. Bundan birisi biliyorsun Bab-ı Hümayun'dur. Bu avluların gerisinde saray birimleri, köşkler, hamamlar, harem, mutfak, muhafaza için odalar, diğer birimler dizilirler. Peyderpey Topkapı Sarayı içerisinde farklı hükümdarlar bölümler eklemişlerdir. Köşkler eklemişlerdir. Serbest nizamda esas itibariyle köşkler vardır. Bir ölçüde belki Bab-ı Yuman'ın arkasında harem çevresi bitişik nizamda birimlerden oluşur ama onun ötesindeki genel alana baktığınız zaman yine de avlular düzeninde oluşması, birinci, ikinci, üçüncü avlu gibi avlu elemanların içerisinde bu binaların yerleşmiş olması Selçuk geleneğine işaret ediyor ki hem Kubadabat hem de Selçuk uçağından Gazneli coğrafyasından leşkeri bağların genel düzeni buna işaret ediyor. Bu şekilde biz Selçuklu saray mimarlığının kendisinden sonraki Türk dönemi yani beylikler çağını ve Osmanlı çağını etkilediğini söyleyebiliyoruz. Selçuklu mimarisi Doğu Anadolu'dan batıya doğru geldikçe malzemesini taşa dönüştüren, giderek tuğladan kurtulan bir tercih gösteriyor. Bu bir defa önemli. Düzgün kesme taşlarla inşa edilen devasa yapılar. Bir defa yapılara biz dışarıdan yaklaşırız. Uzaktan yapıya yaklaşırız ve önce yapının heykelini, kütle kompozisyonunu görürüz. Bu etkileyicidir. Herkes her yapıya girmeyebilir ama herkes bir Selçuklu yapısını dışarıdan gözlemler. Bize çarpan nedir? Muhteşem taç kapı. Sizi giriş cephesinde karşılayan, içeriye davet eden o dikine tutulmuş bir seccade gibi. Ama taşa oyulmuş detaylarıyla bu taç kapı dikkat çekicidir. Üzerinde kemeri cepheden biraz öne fırlak kütlesiyle, prizmatik kütlesiyle mukarnasla içeriye doğru derinleşir ve bir kemerle esas giriş. Ve genellikle de bu taç kapının üzerinde bir kitabe yazar. Bir kitabe yer almaktadır. Şanslıysanız burada yapan yaptıranın isimlerini bulursunuz. Yani bir bakıma yapının kara kutusu gibidir bu kitabe. Anadolu'daki Selçuklu varlığı bizim için sadece bir tarih meselesi değil, bizim siyasal kültürümüzde çok önemli bir kavramdır. Çünkü tanımlanabilir ilk Türk izleri ve göstergeleri Selçuklu döneminde ortaya çıkmıştır. Anadolu Selçuklu mimarisi birkaç bakımdan önemlidir. Bir defa İran'dan, İran Selçukluları üzerinden devralıp getirdiği miras, malzemesi ve teknolojisiyle Anadolu'da batıya doğru yaklaştıkça bir değişim geçirmiştir. Bu önemli bir şey. Selçuklu medreseleri önemli. Halkın eğitimi, yeni inanç sistemine göre bu eğitimin farklı branşlarda gelişmesi, medrese dediğimiz kurumların ortaya çıkmasına yol açıyor. Ki büyük şehirlerde bu medreseleri biz görüyoruz. Bazıları işte bu çift minareli cepheleriyle, zengin tasarımlarıyla, avlulu, avlusuz, kubbeyle örtülü olmak üzere buralar büyük okullar, mektepler, çeşitli seviyelerde ve farklı alanlarda tıp, astronomi, din bilimleri, insanlar yetiştiren kurumlar bunlar. Ama mimari eser olarak da bunlar çok önemli. Çünkü her medrese bulunduğu kentin odak yapısı olarak yöneticinin, emirin ve sultanın prestij göstergesi. Dünden bugüne gelen ta 13. yüzyıldan günümüze kadar aktarılan bu medreseler işte restorasyonlarla, onarımlarla
ayakta tutulmaya çalışılmış. Kolay değil. 750-800 yıldır günümüze gelen, bu yılları, asırları devrederek günümüze gelen bu yapılardan birkaç tanesi çok iyi durumda ve ayakta. Düşünün, 13. yüzyılın eğitim kurumları bugüne kadar gelebiliyor. Bunlar Selçuklu cami ve mescitlerinden bile daha gösterişli yapılardır. Medreseler büyük, gösterişli taç kapıları. Mimari plastik, avluları, büyük kubbeleri, örtü sistemleri ve çeşitli mimarlık detaylarıyla Selçuklu ustalarının ve atölyelerinin taş teknolojisine hakim olma becerilerini gösteren çok önemli örneklerdir. Selçuklu yapılaşması gayet tabii ki Orta Çağ hayatının işlevlerine cevap verecek tipler halinde ortaya çıkmıştır. Mesela mezar anıtlarının şekillenmesi şehrin içinde veya bir kenarında, bizim bugün kümbet dediğimiz yapıların varlığı, orada yatan işte o ölmüş büyük kişi, din ya da yönetim açısından önemli kişinin yattığı yerin vurgulanması, bu kümbetlerdir ve biz bunlara mezar anıtı diyoruz. Gerçekten anıtsaldır bunlar çünkü. Ve bir Selçuklu mezar anıtı çok uzaklardan bellidir. Sivri külahlı, konik külahlı veya piramidal külahlı basık bir kule şeklindedir. Yine bir taç kapısı vardır. İçerisi de bir mescit gibidir. Selçuklu mimari plastiğinin önemli bir ögesi de çinidir. Yani pişmiş toprak üzerine renkler, üzerine sır ve bunun duvar yüzeylerine uygulanarak duvar yüzeylerinin kaplanması. Mimari tiplere göre çini yapının yüzeylerine belli bir program dahilinde uygulanmıştır. Özellikle iç mimaride çini kendisini gösterir. İran'dan farklı olarak. İran, Azerbaycan ve Asya'ya doğru gidildikçe çini yapıların dış yüzeylerinde de kullanılmıştır. Belki de çorak ve ağaçsız bir araziyi renklendirmek üzere oradaki mimarların bir buluşu da olabilir bu. Yani yapı biraz daha renkli olsun diye dışarıdan kubbeye, kubbe kaslağına, duvarlarına renk renk çiniler yapıştırılarak canlandırmışlardır. Anadolu'ya doğru geldikçe çini dıştan ayıklanır. Yapının daha çok içindedir. Duvar yüzeyi, kemerlerin içi, kubbeye geçişler ve kubbenin iç yüzü tamamen çiniyle kaplanmış örnekler vardır. Bunun için Konya'daki Karatay Medresesi'ni hep seçkin bir örnek olarak gösteririm. 1250-51 yılına tarihlenen bu yapının özellikle o kubbenin kavisli iç yüzeyi tamamen çinilerle kaplanmıştır. Üstelik bu çiniler mozaik çini tekniğindedir. Bunu niye söylüyorum? Her motif ayrı bir parça olarak kesilip diğerine yapıştırılmıştır. Dolayısıyla zor bir tekniktir. Büyük parçalar değildir bunlar. Küçük küçük binlerce parçanın yapıştırılmasıyla elde edilmiştir. Selçuklu çinisinde çok kullanılan renkler ağırlıklı olarak mor ve firuzedir. İster geometrik olsun, ister palmetler veya rumiler olsun, iki renkle yetinilmiştir. Ama ilginçtir ki zeminin beyaz alçı rengi bir üçüncü renk olarak katıldığı için çok renkli bir etki elde edilmiştir. Ve yine ilginçtir ki mesela sarı renk çok yaygın kullanılmamıştır. Bildiğimiz gerçek yeşil de pek kullanılmamıştır. Ama hangisi kullanılmıştır? Firuze yahut turkuaz dediğimiz mavi ile yeşilin karışımı ve hem sıcak hem soğuk bir renk çok tercih edilmiştir. Kırmızı henüz ortada yoktur. Bu Osmanlı çini ustalarının 16. yüzyıla doğru keşfedecekleri bir renktir. Kırmızısız bir çin dünyası. Ancak Selçuklu figürleri çinlere de çok uygulanmıştır. Özellikle
Konya Beyşehir'deki Kubadavat Sarayı'nda elde edilen o yıldız şekilli, 8 köşeli yıldız formları içerisindeki yüzlerce figür. İnsanlar, onların kıyafetleri, saç biçimleri, saç örgüleri, kuaförleri, takıları ve kuşanımlarıyla, çeşitli hayvanlar, tazlar, atlar, ayılar, merkepler, tavşanlar ve tavus kuşlarıyla ve fantastik yaratıklarla olağanüstü zengin bir dünyadır. Demek ki Çin sanatı figürden yazıya, yazıdan düz renkli panolara kadar renk etkisini vermek üzere iç mimaride kullanılmış önemli bir ögedir. Selçuklu mimari plastiğinde, yani mimariyi bezeyen süsleme konularında, ki bunlara artık süsleme demek çok zordur. Çünkü süsleme sözü biraz hafif kalıyor. Bunun gerisinde başka şeylerin de olduğunu hissediyoruz, fark ediyoruz. Mimaride olduğu gibi küçük objelerde, halıda, kilimde, camda, ahşapta ve Çin'de gördüğümüz şekiller bütünü, şekiller, figürler, çizgiler, renkler, bütün bunlardan oluşan elimizde büyük bir envanter var. Bu birikim Selçuklu sanatını hem Osmanlı'dan hem de öteki İslam kültür çevrelerinden, Fatimilerden, Eyyubilerden ayırıyor. Nedir burada dikkatimizi çeken, Selçuklu'yu Selçuklu yapan, onu daha seçkin, farklı bir konuma getiren özellik nedir? Bir defa yazı, hat sanatı ve yazıyı kullanıyorlar. Özellikle küfi başta olmak üzere mimari yüzeylere, kitabelere yansıdığı kadarıyla gelişmiş bir yazı sanatını görüyoruz. Göreceğiz tabii, Selçuklu Devleti de neticede bir İslam devletidir. Yazı hem Kur'an'ın mesajını, İslam'ın mesajını aktaran bir aracıdır, hem de şiirler ve güzel sözler için kullanılır. Mimariye eklenmiş önemli bir unsurdur ve süsleyici boyutu da vardır. Mesaj vermekle iş bitmiyor. Bunun dışında başka neler görüyoruz? Mukarnas dediğimiz o petek petek kapıların üstünde, kemerlerin içinde giderek derinleşen çok parçalı sistemleri görüyoruz. İnanılmaz bir geometri bilgisi, bir hendese bilgisiyle başarılmış bir tasarımdır bunlar. Çok iyi, üzerinde durulmayı değer bir konu Mukarnas. Bütün İslam enternasyonelinde geçerlidir ama Selçuklu örneklerinin de kendine göre bir özelliği var. Bunu görüyoruz. Başka ne görüyoruz? Bitkisel süslemeleri görüyoruz. Bunlar oldukça süzülmüş, stilize edilmiş, elden geçirilmiş. Artık doğadaki örnekleriyle, laleyle, sümbülle, gülle çok alakası olmayan, stilize edilmiş, üsluplaşmış örneklerdir. Ve olağanüstü bir yerlere varmıştır bu şekiller. Bitkisel süslemeler gayet boldur. Fakat daha da çok dikkatimizi çeken şey Selçuklu figür dünyasıdır. Yani insan sureti, hayvanlar ve fantastik yaratıklardan, mitoloji varlıklarından oluşan bir figür dünyası. Bu hemen hemen İslam ülkelerinde Selçuklu kültürünü ve sanatını öne çıkaran en önemli özelliktir. Selçuklular elbette Müslümandı. Ama bu figürlerden şunu anlıyoruz ki Oğuz toplumu, Selçuklu toplumu daha eski inanç sistemlerinin kalıntılarını genetik hafızalarında taşıyarak taşlara işlediler. 13. yüzyıl boyunca bu boldur. Melekler, ejderler, hayvan mücadele sahneleri ve hatta insan figürleri. Bu figürler daha çok medrese ve benzeri sivil yapılarda görülür. Cami mimarisinde yaygın değildir. O halde bu figürlerin inançla olan bağlantısı da
biraz hissediliyor. Kümbetlerde bile bunlardan vardır. Bunlar genellikle Asyetik kökenli inanç sistemlerinin kalıntılarıdır. 13. yüzyıl boyunca Konya, Kayseri, Divri, Erzurum ve Erzincan yapılarında biz bu hayvan mücadele sahnelerini görürüz. Fakat 13. yüzyılın sonuna doğru belki de Sünni akaidin de etkisiyle bunlar ağır ağır silinmiştir. Figür Selçuklu sanatının sonuna doğru ortadan kalkmış, insanlar, hayvanlar, fantastik yaratıklar azaltılmış, sistem bunlardan arındırılmış, bunların yerine bitkisel süslemeler girmiştir. Demek ki böyle bir değişim içerisinde. Figür, Selçuklu sanatında daha eski inanç katmanlarından gelen göstergelerdir. Giderek silinmiş ve bilindiği gibi Osmanlı sanatında mimari yüzeylerden neredeyse bütünüyle silinmiş, ortadan kaldırılmıştır. Selçuklu sanatını tek başına bu figür konusu bile ilginç kılmaya yeter. Selçuklu süsleme programının en önemli alanlarından biri de geometrik kompozisyonlardır. Üçgenler, dörtgenler, çeşitli kapalı şekiller, kırık çizgiler, dalgalı hatların birbirlerine belli aralıklarla bindirilmesi, ilmeklenmesi ve kesişmeleriyle sağlanan geometrik kompozisyonlar. Artık bu kompozisyonlarda tek şekiller, tekil formlar gücünü kaybetmiş, bunların birbirine bağlanmasıyla sonsuza giden sistemler ortaya çıkmıştır. Bu İslam düşüncesine de uygun bir şey. Bu tasavvufa da uygun. Kainatın sonsuzluğu, mikrokozmos, makrokozmosa kadar açılabilen çeşitli spekülasyonlarla veya doğru düşüncelerle kanıtlanabilir bir konudur. Çünkü geometrik şekiller doğada örneği olan şekiller değildir. Ama bunlar soyuttur. Figürlerde karşılaştığımız çekince veya sakıncalar geometrik şekiller için mümkün değil. Çünkü geometrik şekil doğadaki herhangi bir şeyin taklidi değildir. İslam düşüncesine de uygundur. Parça bütün ilişkileri, sistemin genişlemesi, kainat, galaksiler, şunlar bunlar, bizim küçüklüğümüz, çevrenin büyüklüğü. Her şeyi geometrik sistemler üzerinde konuşabilirsiniz. Bu bakımdan tabii ki hendese bilgisi, geometri bilgisi, matematik bilgisinin de birikimiyle Selçuklu sanatında baştan beri taş, ahşap ve diğer malzeme üzerinde geometrik kompozisyonlar başarıyla uygulanmıştır. Çok kollu yıldızlar birbirine bağlanarak, genişleyerek açılır gider. Hiçbir yüzey sonsuz olmadığına göre bir yerde kesilir ve kendi içinde döner, dolaşır. Her çizgi birbirine bağlanır. Ucu boş bırakılmış çizgi yoktur. Başıboş insan yoktur. Her insan bir topluma, aileye bağlıdır. Her aile cemaate bağlıdır. Her cemaat insanlığa bağlıdır gibi küçükten büyüğe uzayıp giden düşünce sistemi geometrik kompozisyonlarda çok güzel yankılanır. Çünkü orada doğaya benzetebileceğiniz taklit bir şekil yoktur. Sadece sizi düşündüren şeyler vardır. Bu bakımdan hem İslam inancına hem de mimari yüzeylere çok uyan, çok yakışan, kimsenin karşı çıkmayacağı formlardır. Böylece figür ortadan ağır ağır çekilince 13. yüzyıl Selçuklu yapılarında geometrik sistemler daha hakim olmaya başlamıştır. Çok kollu yıldızlar, kapalı şekiller, geçmeler, bunların aralarının dolgulanması, çiniye dönüştürülmesi, bazen yaprak ve çiçeklerin eklenmesiyle son derecede zengin ve geniş açılımlı bir kompozisyon dünyası bu şekilde ortaya çıkmıştır.